Herkese merhaba. Bu uygulamada sizlere Reference Viewer'ın genel kullanımından bahsediyor olacağım. Şimdi Reference Viewer'ın genel kullanımından bahsetmeden öncesinde birazcık temelinden bahsedelim. Reference Viewer aslında Clear içerisindeki hiyerarşi ilişkilerini inceleyebileceğimiz bir alanı kapsar. Yani bizler şunu biliyoruz, parametrik altyapı içerisinde aile ve çocuk ilişkisi önemlidir. Çünkü ana unsurda bir değişiklik olursa çocuk unsur bundan etkilenir. Ve bizler bizim şu an inceleyeceğimiz unsurlarda hangi unsurlardan referans aldığını ve hangi unsurlara referans verdiğini görebileceğimiz bir alanı ifade eder Reference Viewer. Şimdi mesela bunu kısaca bir uygulama içerisinde görelim. Farklı noktalarda tabii ki değiniyor olacağız. Şimdi bakalım burada bir parçamız bracket plate SMD'nin içerisinde. Bakın burada router holder diye bir parçamız var. Bakın burada çeşitli unsurlarımız yer alıyor. Şimdi biz burada tabii ki extrude 1'i inceleyeceğiz. Extrude 1'i inceleme için bakın sol klikle seçtim. Sağ klikle burada information içerisinde reference viewer'ı görüntüleyebilirim. Veya tools'un içerisinde reference viewer'ı seçebilirim. Şimdi gelip ben model ağacından information içerisinde reference viewer'ı seçiyorum. Bakın reference viewer'ın içerisinde birincisi current object burada karşımıza geliyor. Burada sound use previous gelir. Siz burada başka bir şey seçerseniz bakın mesela burada işte flat seçeyim. Hemen ona göre bir bilgi taşıyacaktır. Veya kullandığınız unsur olan extrude 1'i de burada görebilirsiniz. Sol tarafta parents kısmını görürsünüz. Sağ tarafta ise children kısmını görürsünüz. Ve burada referans filtrelemeleri kullanarak da buradaki referansları inceleyebilirsiniz. Mesela dependencies, bağımlı olan yapılar veya işte normal referans kısmını görebilirsiniz. Scope'da işte external veya local references veya status'ta missing'den tutun complete'e kadar çeşitli referans yapılarını inceleyebilirsiniz. Veya strong veya weak seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Bakın burada regular dediğinizde bazı referanslarımız burada gidiyor. Placement dediğimizde mesela bakın montaj ilişkilerine dair referansları görüntülememeyi sağlayabiliyoruz. Veya işte relation'da model relation'lar var ise bunları sizin karşınıza getiriyor olacak. Veya işte system aç kapa yapabiliyoruz. Veya composing path burada seçenekler arasında yer alıyor. Yani reference type yapılarını burada filtreleme metoduyla inceleyebilirsiniz. Veya burada independent children, excluded ve suppressed children'ları burada inceleyebilirsiniz. Burada model ağacında filtreleme imkanınız bulunuyor. Bakın child references, parent references ve parent or child references burada da sizlere model ağacı filtrelemesi sunuyor. Şimdi burada bir pet kısmı var. Bakın burada pet 1'e gidiyorum. Burada başka bir şey görüyorum. Pet 2'ye gidiyorum. Burada başka bir şey görüyorum. Burada demek ki bunlarla alakalı bir pet yapılarını karşınıza getiriyor. Bu kullanıcı tanımlı petleri ifade eder bu arada. Şimdi biz nihayetinde buradaki extrude 1'i biz şuradan seçeceğiz. Bizim extrude 1 yapımız buradan karşımıza geliyor. Şimdi burada tabii ki pets içerisinde farklı kullanabileceğimiz alanlar olacak. Onları da sizlerle ileriki videolarda paylaşıyor olacağız. Şunu dile getireceğim. Bakın burada siz ana referansın altındaki unsurları bakın gezindiğinizde şurada bir mavi ok yakar. Yani buradaki mavi oku nereye referans verdiğini size kısaca gösteriyor burada. Veya burada bakın seçtiğiniz bir şey varsa direkt model ağacının altta farkındaysanız hemen seçimleri yapıyor. Burada reference viewer açık iken modelde bir düzenleme yapamazsınız. Bunu ek olarak belirtelim. En kritik noktalardan biri de şu. Siz model ağacında bakın hani extrude 1'i referans olarak gösterdiniz burada görüntülemek için. Bunun referans aldığı noktalarda bakın düzlemler, sketchler. Hani modelde işte bundan çizgiler olabilir, referans gösterilebilir. İşte bir delik deliyorsunuz, aynı şekilde deliği bir yüzeyine kadar bu deliği oluştursun demek istediğinizde o yüzeyi burada referans gösterebilir gibi çeşitli yapılar yer alabilir. Veya işte bir revolve geometrisi oluşturuyorsunuz, axis of revolution burada ana referans yapısı sağlayabilir sizlere. Şimdi burada bunlardan bahsetmiş olduk. Şimdi bakın mesela örnek vereyim. Burada işte flat 2'yi seçtim. Ben diyorum ki flat 2'nin buradaki durumunu şuradaki orta bölüme getir.
Setes Körnüt dediğim andan itibaren bakın Flatkin nelere bağlandığını burada rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Nelerden referans aldığını rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta burada bakın Use Previous'a gidelim. Şöyle Extrude 1 var şuradaki Extrude 1'e. Bakın burada da rahatlıkla geçişi yapabiliyorsunuz. Burada size göstermediğim şöyle bir seçenek var. Mesela işte burada Display Full Path seçeneği var. Bakın burada da buradaki çeşitli akış yapılarını inceleyebilmeniz de mümkün olabiliyor. Mesela bir örnek, hatta o az önceki flat'ten bakalım. Şuradaki flat 2 idi az önce. Flat 2'ye geldiğinde bakın mesela bunun ilişkilerini şöyle bir kontrol edelim. Gelip burada display full path dediğinde bakın buradan hangi ölçüden referans aldığını da burada görebiliyorsunuz. Burada çeşitli akışlar var bakın. Hani nihayetinde işte buradan Semet'e, DFLT'e, Band Radius'a gitmiş. D28 ölçüsü Flat'a referans vermiş. Flat da modele referans oluşturmuş. Burada da dediğim gibi yine farklı yapılar yer alabiliyor. Yani şöyle baktığınızda bakın burada çeşitli yapıların varlığını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani şurada aynı şekilde Extrude 2'ye geldiğimizde, Display Full Path dediğimizde asıl referansı buradan görüyorsunuz. Bakın. Mesela Flat 2 oluşmuş. Modelle bağlı ama aynı zamanda Extrude 1'in bir köşesinden bu referans almış. Böyle ifade edebiliriz. Şimdi bunu bir de montaj seviyesinde görelim. Montaj seviyesi için tabii ki montaja çıkmamız gerekiyor. Şimdi sayfamızı kapayalım. Aynı şekilde diyelim ki bakın burada router holder olmasın. Mesela ne olsun? İşte mounting plate olabilir. Mounting plate'si geliyorum. Bakın mesela burada işte information içerisinde reference viewer'ı seçiyorum. Bakın nereden referans aldığını burada çeşitli yapılar içerisinde görebiliyorsunuz. Bakın nelere referans verdiğini burada görüntüleyebilmeniz mümkün olabiliyor. Yani burada da bakın mounting plate'in farklı referans yapıları burada children olarak geliyor. Veya yine SM'nin farklı unsurları burada karşımıza geliyor. Tabii ki burada bakın farklı başlıklar burada parents veya farklı başlıklar buna göre children olabilir. Tabii ki oluşma yapısına göre sizlere bunu sunuyor olacaktır. Veya burada baktığınızda bakın modelin yani burada model baz alınır ama mesela burada set current the component placement feature dediğinizde burada montajda nereden referans almış bunları da görebiliyorsunuz. Hani nelere referans vermiş, neleri burada referans alıyor. Bakın burada mirror plane var. İşte burada bracket plate'in flange'ı var. Burada mounting plane'in düzlemi kullanılmış. Yani şekilde planar düzlemi kullanılmış. Burada bakıyorum başka var mı? Ha bir de component ID burada karşımıza geliyor. Veya bakın burada çeşitli yapılara referans vermiş. Şimdi mesela şöyle ufak bir şey yapalım. Mesela burada mounting plate değil mi? Bunu silebiliyor muyuz? Bakın silmeye kalktığımızda altında birçok referansı burada bize getirdiğini görebiliyoruz. Demek ki mounting plate'in burada bir önemli bir yapısı söz konusu. Az önceki pencere tabii ki kapandı. Şuradan hemen yine bir referans viewer'ı açalım. Şunu yapabilirsiniz bakın. Burada mesela buradaki pattern'la nasıl bir ilişkisi olduğunu görmek istiyorsanız display full path dediğinizde bakın burada size çeşitli olarak yapılarını sunacaktır. Mesela mounting plate'in round'u köşesi buradaki pattern'a referans vermiş. Gelip istersen bakın bunu da set as current dersem bu şekilde referanslarını görüntüleyebilmem mümkün olur. Zoom to dersen de bakın bana direkt olarak parçayı gösterecektir. Şöyle parçanın yapısında görüntüleyebilmem mümkün olur. Sonrasında istersen tabii ki bunu ilişkilerini kontrol edebilirim bakın. Burada ilişkilerini bakın mounting plate'den montaj referansı almış. Bunları görebiliyorsunuz. Hatta şöyle gidelim. Mounting plate'e de çok kısaca bir bakalım. Mounting plate neyden referans almış montajda? Bakın bakıyorum. Bracket plate'den az önce bakın flange'dan referans aldığını görmüştük. Veya burada bakın işte mirror plane'den referans aldığını görmüştük. Veya burada da yine bir flange'dan referans almış. O zaman gelip bir daha son bir kez bakalım buraya. Gerçekten burada bize gösteriyor mu bilgiyi? Baktığımızda component placement içerisinde bakın mirror plane karşımıza geliyor. Flanşlar burada karşımıza geliyor. Burada çeşitli referansların karşımıza geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz.
Yani bizler gelip reference viewer aracılığıyla montajın hangi aşamalardan geçtiğini görebiliyoruz. Yani nelerden referans aldığını veya neye göre referans verdiğini burada rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu uygulamamızı da bu şekilde tanımlamış olduk. Umarım sizler için de faydalı bir uygulama olmuştur. Sonraki uygulamalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.